Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya ve neden herkes bu ürünü alıyor konseptinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta içi sizinle bir anket paylaştık. Bir sonraki videomuzun konusunu siz belirleyin diye. Ve siz de bu konseptin yeni videosunun gelmesini istediniz. Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederiz. Önceki videoda bahsetmiştim. Tekrar söyleyeyim, sadece telefon özelinde değil, teknoloji alanında tercih edilen ve sevilen her türlü ürün gün gelecek bu videoya konuk olacak. Ama dedik ki telefondan çıkmadan önce bir tane de Apple'a göz atalım. Android'i yaptık zaten, eğer izlemediyseniz konseptin ilk videosunu yine buraya bırakırız sizin için. Ve en çok satın alınan, en çok beğenilen iPhone hangisi diye baktık. Karşımıza tahmin edeceğiniz üzere iPhone 11 çıktı. Tabii bu telefonun bu kadar alınıyor olmasında şu andaki ekonomimizin de büyük bir payı var arkadaşlar. 6-7 bin lira bandında çıkmıştı iPhone 11 ilk çıktığında, şu anda 25 bin lira. Ama buna rağmen hala çokça tercih edilen, çokça alınan bir telefon. İsterseniz gelin fazla zaman kaybetmeden videoya başlayalım ve bakalım neden herkes bu ürünü tercih ediyor. I am thrilled to share with you the newest iPhone. Öncesinde her incelemede yaptığımız gibi bir kamerayla başlayalım. Hem teknik bilgilerle hem de yorumlarla devam edeceğiz. Şimdi iPhone kamerası özellikle sosyal medyada gerçekten yani şov yapan bir kamera. 2019 yılın sonlarında çıkmış olmasına rağmen bugün bile hala birçok Android cihazın önünde gerçekten kamera performansı konusunda. Şimdi arka taraftaki kamera setine baktığımızda böyle iki kameralı bir set karşılıyor bizi ki ilerleyen yıllarda işte 13, 14, 15'te falan bu kameralar iki kameralı telefonları çapraz şekilde olacak ama bu dizayn ilk defa iPhone 11 ile birlikte temeli atılmış bir dizayn. İlk kamera F1.8 diyafram açıklığına sahip ana, diğeri de f2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açı kamera. Her ikisi de 12 megapiksel bir çözünürlüğe sahip ama buradaki çözünürlüğün düşük olduğuna takılmayın arkadaşlar. Şunu düşünebilirsiniz çünkü. Bugün 5-6 bin liralık telefonlar bile işte 108 megapiksel, 64 megapiksel falan gibi etiket çözünürlükler sunabiliyor. Ama her videoda bahsettiğimiz gibi bir görüntünün kaliteli olmasındaki tek etken megapikselinin yüksek olması değil. Bunun yanında sensörlerin ve bunların kalitesinin çok fazla önemi var. İşte Apple bu konuyu gerçekten halletmiş durumda. Video tarafına geldiğimizde de 4K 60fps ya da isterseniz 1080p 240fps'e kadar görüntüler çekebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten gayet iyi kaliteler arkadaşlar. Bugün bile zaten bunun üstüne çıkılmış değil henüz. Hani 8K'lar falan, onları boş verin şu anda. Bu arada siz şimdi bu Product Red yani hani bu sınırlı sayıda olan kırmızı telefonu nereden buldunuz diye de sorabilirsiniz ama bu telefonu bizim Özge kullanıyor arkadaşlar. Ondan çaldık şimdilik. Hatta o da eğer ikinci el bir iPhone alırsanız başınıza neler gelebilir diye bir video çekmişti Web Tekno Plus'a. Onun linkini açıklamaya bırakırız. Eğer ikinci el telefon almayı düşünüyorsanız o da size bir fikir vermiş olur. Ön tarafa geldiğimizde yine 12 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası karşılıyor bizi. Bu kamera yine özellikle sosyal medya için gayet yeterli arkadaşlar. Bunun yanında da 4K 60fps ve 1080p 120fps'e kadar video çekebiliyorsunuz. Şimdi kameranın teknik tarafı aşağı yukarı bu kadardı arkadaşlar. Bugün iPhone 14'ün, 15'in ya da isterseniz işte S23 Ultra'nın kamerasını gördüğümüzde belki iPhone 11 biraz kötü gibi görünebilir gözünüzde ama açıkçası öyle olmaması daha doğru olacaktır. Çünkü hem bulunduğu dönem için hani dediğim gibi en iyi kamera olarak çıktı ve aradan sadece 4 yıl geçti. Evet, bugünün telefonları elbette daha iyi. Ama iPhone 11 bu 4 yılı bence olabilecek en iyi şekilde absorbe eden telefonlardan birisi. Kamera konusunda bence çok rahat sınıfı geçiyor. Ha, 25 binlik bir sınıf geçmiyor bu. Ona video sonunda geleceğim. Tasarımla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok zaten. Söylemiştim, iPhone X'lerden sonra yeni nesil iPhone'ların tasarım temeli 11 ile birlikte atılmıştı. Sonradan biraz değişti tabii. İşte o kamera olayı biraz çapraza geldi. Kenarı gördüğünüz gibi böyle kavisli bir tasarıma sahip. 12'den itibaren burası biraz daha köşeli ve daha keskin bir hale geldi. Ama onun dışında bence gayet güzel görünüyor. Bunu söyleyeyim. Sadece eğer az çok güncelliği takip ediyorsanız işte 3 yıldır aşağı yukarı artık telefonlar köşeli. Şu an 11'i elinize aldığınızda belki biraz eski gibi hissettirebilir size. Ama bence hala yani objektif olarak diğerlerini değerlendirmeden tek baktığınızda gayet güncel ve tatlı duruyor tasarım. Ayrıca 194 gram ağırlığında ve 8.3 milimetre kalınlığında bunlar da gayet uygun. 194 zaten olabildiğince hafif bir ağırlık aslında. Çünkü şu anki iPhone'lar 230-240 gram civarında. Ekran tarafına geçiyorum. Öncelikle 625 nitlik IPS LCD bir ekran olduğunu belirteyim. Şimdi bunun LCD olması aslında çok da iyi bir şey değil. Böyle bir ekrana sahip telefon kullandığınızda renkleri en kaliteli ve canlı haliyle yani daha doğrusu orijinale en yakın haliyle göremiyorsun. Yani AMOLED ekranlara göre biraz daha soğuk kalabiliyor. Eğer elinizde AMOLED ekranlı bir telefon varsa bunları yan yana koyduğunuzda farkı çok daha rahat bir şekilde görebiliyorsun. O yüzden LCD ekran olması belki de iPhone 11'in en net eksisi. Boyutu ise 6.1 inç, yani ne küçük ne büyük, her türlü telefon seviyorsanız hani ben biraz da elim
elime oturursun istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Ya da küçük olsun cebime sağa sola sığsın diyorsanız yine alabilirsiniz. O yüzden bence boyut olarak gayet güzel. Ben de ne eğrip çevirdim telefon elimde ya. Dur işte şurada. Ekran çözünürlüğü HD Plus yani 825x1792 ve 326 ppi'lik bir yapıda. Ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Kapasitif bir ekran ve aynı zamanda 16 milyon rengi destekliyor. Ekran gövde oranı ise benim için bir travma. %78.31. Yani kalın bir çerçevesi var arkadaşlar. O dönem için bu arada maksimumlar yine %80-81 falan civarındaydı. Yani 2019 için gayet uygun. Aslında bugün için de uygun. Ben biraz bu çerçeveler incelsin diye fazla zorluyorum belki kendimi ama ekran gövde oranını da size söylemiş olayım. Ekranla ilgili de teknik taraf aşağı yukarı bu kadardı. Dediğim gibi LCD panele sahip olması çok net bir eksi benim için. Yani ben bugün dayanırım diye 25K verip alsam bir sene sonra bana eski gelecek. Ondan sonra gelecek. Yani ben bir iki senelik için 25 bin lira verebiliyorsam zaten vermeyeyim. Başka telefon alayım daha iyi. Aynı zamanda 60 Hz'lik bir yenileme hızı yine ya biraz eskide kaldı diyebiliriz. Daha doğrusu iPhone için ortalama gibi görünse de 25 bin lira bandında gerçekten hani 120 Hz'i destekleyen çok fazla telefon var. Kamera tarafında ne kadar öne koyduysam ekran tarafında da biraz yolun ortasında bırakabiliyorum yani iPhone 11'e. 3-4 sene önce çıkmış bir cihaz olarak bakmamız lazım. Özellikle çıktığı zaman da 7-8 bin lira bandındaydı. Bugün 10 bin lira, 12-13 bin liraya satılsa belki yine daha az eleştirilebilir ama aslında bunun iPhone'da suçu yok, Apple'ın da suçu yok. Yani bugünkü ekonomide 25 bin lira eden bir telefon gözünden baktığımızda ister istemez hani bu yüzden alınır, bu yüzden alınmaz dememiz gerekiyor. Geçiyorum şimdi teknik donanım tarafına. Öncelikle video sonunda söylemem gereken şeyi şimdi söyleyeyim arkadaşlar. iPhone 11, iOS 17 güncellemesini aldı. Bazı telefonlarda sorun olduğu söyleniyor ama ya teknik olarak iOS 17 güncellemesi iPhone 11'leri de tanımlandı. Hatta iOS 18 güncellemesini de alacak ama bu güncelleme iPhone 11'e tanınan son güncelleme olacak. Yani bir sene sonra artık bu telefon, biz işte bugün iPhone 7'ye 8'e işte yani güncellemelerin bittiği telefonlara nasıl bakıyorsak bir sene sonra iPhone 11 o duruma gelecek. Ondan bir sene sonra da artık resmen eski bir telefon olmuş olacak. O yüzden dediğim gibi hala 25 bin lira veriyorsun. Ne kadar süre güncel kullanacaksın? Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bu arada bu kadar gömdüğüme bakmayın. İyi taraflarına da geleceğim. Neden herkes bu telefonu alıyor sorusunun bir cevabı var emin olun. İşlemci tarafında da 4 GB RAM'e sahip A13 Bionic bulunuyor. Maalesef bu işlemci eskimedi ama artık eskimeye yüz tuttu diyebiliriz. Aynı zamanda ısınan bir işlemci. Hani öyle açayım da 2-3 saat PUBG oynayayım falan filan gibi bir dünya yok maalesef ki. Çünkü ısınıyor gerçekten cihaz. Düşündüğünüz kadar olumsuz yanı olmuyor. Ona daha sonra geleceğim. Ama yine de yani cihazın sürekli ısınıyor olması ister istemez sizin hani kullanım konforunuzu düşürüyor. Şarjdayken falan zaten oynamayın. Hani ondaki ısınması bambaşka bir noktaya gider. Bunun yanında bu arada gün boyu zaten oynayamazsınız PUBG'yi. Çünkü 3110 mAh'lik bir bataryası var. Yani bu da çok büyük bir batarya değil. O yüzden bir günü çok rahat çıkarmıyor eğer aktif kullanıyorsanız. Bunu da ben size az çok metriklerini vereceğim az sonra. Ama ya dediğim gibi oyun için çok çok aktif oyun oynuyorsanız ya da telefonu oyun dışında çok aktif kullanıyorsanız en azından yanınıza bir powerbank ya da şarj aletinizi gezdirmeniz şart. Hatta biz bu telefonla bir oyun testi yaptık. İsterseniz onu bir görelim hızlıca. Öncesinde sıcaklığımızı ve şarjımızı ölçelim. Bir de oyun testini sonunda ölçelim. Sonra hemen burada buluşalım. Testimiz bu kadardı arkadaşlar. Nasıl buldunuz ya da sizin iPhone 11'iniz varsa benzer sonuçları alıyor musunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Onun dışında şarj konusunda anlattığım gibi beklediğim sonucu aldığımı söyleyebilirim. Ama şunu düşünmeyin bu arada. 3110 mAh çok çok az görünebilir size. Yine söyleyeyim 5-6 bin liralık cihazlarda bugün işte 5100'ler, 4800'ler falan havada uçuşuyor. Buradaki güzellik arkadaşlar sadece pilin, bataryanın büyük olması değil. Bunun yanında telefonun işletim sistemiyle birlikte sizin uygulamalarınızda yaptığı optimizasyonlar. Aslında bunlar sizin şarjınızı koruyacak etmenler. Ve burada iPhone
iPhone 3110 mAh için olabilecek en iyi optimizasyonları yapmış ve hani tak diye aldın yarım saat sonra şarjın bitti diye bir dünya yok. Şunu söyleyeyim ama daha detaylı bir şekilde. Eğer telefonu çok aktif kullanıyorsanız bir gün ortasında bir de gün sonunda şarja takmanız gerekebilir. Eğer çok aktif kullanmıyorsanız ama hani yine elinizdeyse ortalama bir aktiflikte görüyorsanız kendinize yine bir gün ortası şarjı isteyebilir ama öbür günün sabahına ya da gün ortasına kadar belki dayanabilir. Çok az kullanıyorsanız da yine de beni gün sonunda bir şarj et diyecektir siz. Genel olarak anlatmadığım ne detaylar var diye düşünüyorum. Bluetooth 5.0 var, Wi-Fi 6 var, stereo hoparlörü bulunuyor ki bu o zaman için iyiydi böyle sağlı sollu o sesleri duyuyor olmak. En azından ilk defa kullandığınız zaman biraz şaşırtıcı geliyor ama iyi hissettiriyor. Bunun yanında NFC özelliği de bulunuyor ama 3.5 mm jack girişi ve SD kart girişi bulunmuyor. Evet, iyisiyle kötüsüyle konuştuk arkadaşlar. Şimdi gelelim neden herkes bu telefonu alıyor? Kullanıcılar neden iPhone 11'i tercih ediyor sorusunun cevabına. Öncelikle bu telefon piyasaya sürüldüğünde az önce de bahsettiğim gibi dünyanın en iyi kameraya sahip ve doğal olarak dünyanın en iyi fotoğraf ve video çeken telefonu olarak tanıtılmıştı. Ve gerçekten de öyleydi. Sonrasında tabii ki işte 12, 13, 14'le ya da işte S23 Ultra'larla falan farklı bir seviye sunuldu ama bu iPhone 11'in daha da kötüleştiği anlamına gelmiyor. Onun üstüne bir şeyler koymuşlar. O yüzden siz iPhone 11'i aldığınızda yine gayet iyi fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Hatta o dönemde birçok YouTuber ve vlogger bu telefonu iş için kullanmıştı. Bugün de kullanan az çok birkaç tanıdığım da var benim ama tabii ki 2023 seviyesi bir profesyonellik sunmuyor. Işık konusuna biraz dikkat edilmesi gerek arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Gece ışığında çok iyi bir performans vermiyor. Hatta gece ışığında kullanmasanız daha iyi diye düşünüyorum. Onun dışında çok iyi bir performans olduğunu söyleyebilirim hem yılına hem de bulunduğu segmente göre. İşlemcisi olan A13 Bionic ise o yıl yine dünyanın en hızlı işlemcisi olarak tanıtılmıştı. Gerçekten de öyleydi. Ki aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen A13 Bionic hızlı, dirençli ve nispeten de verimli bir işlemci. Performansı ise döneminde çıkan hatta belki birkaç yıl sonra çıkan telefonlara göre daha iyi bile denebilir. Ancak şu an bu telefon 4 yaşında. Biz ekonomiden dolayı alırız diyoruz. Aldık diyelim ki bundan 2 sene sonra işlemci için maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. O yüzden vereceğiniz 25 bin liralık miktar sizi çok uzun süre güncel götürmeyecektir. Ha, güzel tarafı da şu, Apple'ın herhangi bir piyasa kaybı olmuyor arkadaşlar. Aldığınız ürünü en kötü ihtimalle aldığınız fiyata önümüzdeki sene satarsınız yani. Ha, bu tabii ki ekonomiyle de bağlantılı ama dünyanın genelinde de Apple piyasası çok böyle direkt aşağı vuran bir piyasa değildir. Ha tabii ki bugünün 25 bin lirası önümüzdeki senenin 25 bin lirasıyla aynı olur mu, o artık sizin bileceğiniz iş. Yani anlayacağınız, kolay kolay zarar etmezsiniz. Bunun yanında iPhone 11 bir baz model aslında. Hani ne Pro, ne Pro Max, ne başka bir şey. Baz modeli olmasına rağmen gayet iyi bir telefon. Mesela iPhone bugünlerde Pro ve Pro Max'i gerçekten iyi yapıyor olmasına rağmen hani düz baz modeller bir tık aşağıda kalabiliyor. iPhone 11 ilginç bir şekilde kendi üstlerinden çok da fark yaşamıyor aslında. Bu yüzden fiyat bandı olarak 11 serisinin üst modellerine göre de yine tercih edilebilecek bir yerde. Bataryayı zaten yeterince detaylı anlattım. Tekrar gelmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. 30 dakikalık gibi bir sürede %0'dan 50'yi görebiliyor. Bu tabii ki kağıt üzerinde bir veri. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden hız konusunda, en azından şarj olma hızı konusunda gayet iyi olduğunu belirtebilirim. Şimdi telefonun özelliklerinden ve neden tercih edildiğinden bahsettim. Ama derseniz ki Merdan sence alınır mı? Bence arkadaşlar gönül ister ki herkes iPhone 14, 15 alsın. Bunu kenara koydum. Bunun yanında eğer illa Apple kullanacağım ama biraz da düşük bir bütçem var diyorsanız, yani Apple seviyesine göre düşük bir bütçe diyorsanız iPhone 11 olabilecek en iyi tercihlerden biri. Ama şu da var arkadaşlar, bu telefonun şu an sıfır kutusu 25 bin lira. Yani bu gerçekten çok yüksek bir fiyat. O yüzden iPhone 11'i size önersem de bu fiyat bandından önermem. Ne yapabilirsiniz? İşte yenilenmiş telefon satan platformlar var. Belki oradan güzel bir telefon düşürebilirsiniz. Ya da işte ikinci elde mesela çok fazla satılıyor. Buradan bir tane temiz iPhone 11 çekerseniz sizi birkaç sene çok rahat götürecektir. Ha illa ben 25 falan veririm diyorsanız da biraz daha koyun, 12 serisinden alın. Ya da işte ne bileyim 13'ün ikinci eli belki oraya inerse onlardan alın. İki segment üstüne alacaksın. Ha şunu diyebilirsin. 5000 çok para. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani ha deyince çıkarılabilecek bir para olmayabilir. O zaman belki iOS takıntısını boş verip 25 bin liranın hani tam verimini alabileceğiniz bir Android telefon da tercih edebilirsiniz. Yani eğer bu telefonu almak istiyorsanız da açıklamada link yok işte arkadaşlar. Sponsor falan yok. Bu seride hiçbir zaman bir sponsor olmayacak. O yüzden yani internetten araştırabilirsiniz. Ne bileyim ikinci el platformlarına bakabilirsiniz. Ya da siz iPhone 11 kullanıyor musunuz? Kullandıysanız memnun musunuz? Ya da memnun değilseniz belki daha düşük bir azınlıkta olabilirsiniz. O yüzden lütfen sebeplerinizi yorumlarda yazın diyorum. Bir sonraki incelememizi istediğiniz ürün hangisiyse bunu da belirtirseniz elimizden geldiğince onunla da temin etmeye çalışırız. Video sizin için faydalı olduysa ve konsepti beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.